Selamlar, Şef Funky Tolga'nla sağlıklı lezzetler yapmaya hazır mıyız? Bugünkü tarifimde kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum bakımından zengin olan roka ve şeftaliyi kullanarak ekşi, tatlı, tuzlu lezzetleri bir arada sunarak inanılmaz bir salata yapacağız. Bu salatamız çok basit, çok çabuk hazırlanan bir tarif olacak. Nedir bu? Tulum peynirli, rokalı, ızgara şeftali salatası. Malzemelerimize bakalım. Yarım bağ rokamız var. 7 yemek kaşığı zeytinyağımız, 1 çay kaşığından biraz az tuzumuz, çünkü tulum peyniri kullanacağız, onun tuzluluğunu dengelemek amaçlı. 1 tane büyük şeftalimiz, 1 limonumuz var, onun kabuğunu da sosun içerisine rendeleyeceğiz. Hardalımız, 1 avuç cevizimiz ve balzamik sirkemiz var. Hazırlık aşamasında isterseniz şeftaliyi ızgara yapmadan da salatanızı yapabilirsiniz. Ama ben o şeftalinin içindeki şekeri biraz yakıp ızgara yapıp hem de sunumsal açıdan iyi görünmesini sağlayacağım. Şeftalimizi çok ince kesmeden 6'ya böleceğiz ki çok sulanıp yumuşamasın, daha bıçakla kesilir bir kıvamda salatanın içerisinde dursun diye. Benim döküm bir tavam var. Onu kullanacağım. Çizgiler olsun, salatamın üzerinde şık gözüksün diye. Eğer sizin döküm tavanız yoksa normal teflon ve seramik tavalarda da ızgara yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. İlk önce şeftalilerimi ızgara yapmaya geçeceğim. Sonra tekrar buraya dönüp salatamı birleştirip sunumumuzu yapacağız. Şimdi şeftalilerimizi döküm tavamıza alıyoruz. Her bir yön için yaklaşık 2 dakikaya ihtiyacımız olacak. Ortalarının çok pişmesini istemiyoruz ama dış kısımları mühürlensin, işaretlensin istiyoruz. Evet, şimdi ızgaralamamız tamamlanıyor. Bakalım nasıl gözüküyorlar. Harika. Şimdi diğer taraflarını ızgara için çevireceğiz. Evet, bu izleri aldıysak iyi gidiyoruz demektir. Izgaralama işlemimiz tamam. Şöyle ikinci tarafı da gösterelim. Harikalar. Salatamıza ilk önce sosunu yaparak başlayacağız. Sosumuz için gerekli limon kabuğunu rendeleyelim. Daha sonra geri kalan sıvıları birleştirelim istiyorum. Kabuğumuzu çok bastırmadan, beyaz kısımlarını almamaya çalışarak rendeleyeceğiz. Rendelenmiş limon kabuğumuzun bir tatlı kaşığı kadar olması yeterli. Ama eğer ki çok seviyorum diyorsanız tabii ki arzuya bağlı. Ama burada sadece altta bir ton olsun diye yapıyoruz. Farklı lezzetler bir arada nasıl uyum sağlar? İçerisine hardalımızı alacağız. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Eğer ki balsamik sirkeniz sıvı ise sosumuzun içine karıştırabiliriz. Benimkisi daha koyu kıvamlı. O yüzden salatamın bitiminde üzerine renk katmak amaçlı kullanacağım. O yüzden karışımımıza bir çimşik de tuz ekledikten sonra karıştırıp sosumuzu bitirebiliriz. Sosumuzu kenara aldık. Hazırlayacağımız tabağı önümüze aldık. Burada rokalarımız var. İster elle kesebilirsiniz, isterseniz hiç kesmeden tabağa döşeyip her şeyi üst üste koyup bitirebilirsiniz. Ben birazcık elimle kırmaktan yanayım. Şöyle göstereyim. Sonra tabağımıza döşüyoruz. Böyle gördüğünüz üzere dolu 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 gözüküyor. Şeftalilerimizi de böyle diziyoruz. Şimdi sırada cevizlerimiz var. Cevizlerimizi de kesmeden üzerine elimle kırıp atacağım.
Ayrıca tarifin illaki tulum peyniriyle olması gerekmiyor. Sadece yoğun, eskitilmiş ve tuzlu bir peynire ihtiyacımız var. Çünkü burada anlatmak istediğimiz şey tatlı, tuzlu ve ekşinin uyumu. Ben Erzincan tulumu buldum ama İzmir tulumu bulup rendeli edebilirsiniz. Her şeyi elimle kırıp koyacağım üzerine. Hiç kesme biçmeye gerek yok. Evet, sosumuzu birazcık daha çırpıyoruz. Çünkü hardalla zeytinyağının birleşimi birazcık zor. Bir kaşık yardımıyla sosumuzu üzerine dökeceğiz. Şimdi üzerine hafif çenede balsamik kestirdikten sonra salatam denemeye hazır olacak. Balsamik sirkem yok ama ne yapacağım falan, hiç üzülmenize gerek yok. Nar ekşisi de kullanabilirsiniz, diğer sıvı sirkelerden de kullanabilirsiniz. Ama o zaman ne yapıyoruz? Sosumuzun içine karıştırarak kullanıyoruz. Ama tekrar nar ekşisini üzerine bu şekilde akıtmanızı tavsiye ederim. Şimdi kendime küçük bir servis aldım. Salatamı hiç bozmak istemiyorum. Ama lakin yapacak bir şey yok. Öyle çevizlerden, tulumlardan. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Mamma mia diyorum. Roka ve şeftali inanılmaz uyum içerisindeler. Bence ceviz yerine badem de olur. Eğer ki sirke sevmiyorsanız tabii ki limonla da yapabilirsiniz. Ama o balsamin verdiği o değişik ekşilik çok iyi olmuş şeftaliyle. Tarifimi deneyip beğenmenizi bekliyorum. Lütfen yorum yapınız. Farklılaştırdıysanız tarifi benimle özel olarak fotoğrafları da paylaşıp yeni bir dizaynı da benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.